Bu özelliğin çalışabilmesi için verim logosuna tıklıyoruz. Seçenekler menüsüne gelip, aynı şekilde seçeneklere gelip, alış fiyatları değişince uyar kısmının seçili olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer ki seçili değilse işaretleyip, tamam deyip çıkıyoruz. Faturalarda daha öncesinde oluşturmuş olduğum elma 1 kilogram 1 liradan alış faturam var. Sağ tuş yeni alış faturası diyorum. Elmayı seçiyorum. Bunu bu kez 2 liradan alıyorum. 2 liradan seçtiğim için gördüğünüz gibi ekran pembe oldu. Birim fiyatı diğer alış fiyatından farklı olduğu için beni uyardı. Kaydet dedim. Gördüğünüz gibi karşıma direkt elmanın önceki alış fiyatı, son satış fiyatı, satış olmadığı için satış fiyatı görünmüyor. Yeni alış fiyatı 2, ortalama maliyeti 1,5. Alış fiyatını buradan da değiştirebilirsiniz. Mesela 5 yaptım ve bir sonraki alış yaptığımda 5 liradan alış yapacak. Sağ tuş. Alış faturası dedim. Buradan carimi seçtim. Stok listesinden aynı şekilde elmayı seçtim. Gördüğünüz gibi karşıma 5 TL olarak getirdi birim fiyatını tekrardan. Kaydet dediğimde ekrana gene fiyat ayarlama kısmı geldi. Alış fiyatını burada mesela 6 dedim. Kaydet dediğimde bir sonraki alışı da 6 TL'den karşıma gelecek. Sağ tuş yeni. Stok listesinden elmayı seçtim. Ekrana 6 geldi. İşlemimiz bu kadar.